Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait USS San Juan denizaltısının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Limanı'na demirlemesini şiddetle kınadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin silahlanma faaliyetlerini artırarak adada ve Doğu Akdeniz'de istikrar ve huzur ortamını bozmaya devam ettiği belirtilerek, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait USS San Juan saldırı denizaltısının bir Rum deniz limanına demirlemesini şiddetle kınıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ye uyguladığı silah satış kısıtlamasını kaldırması ve Kıbrıs Türk halkının güvenliğini tehlikeye atacak müteakip adımlarının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni silahlanmaya teşvik edeceğini defaatle ifade etmekteyiz, ifadeleri kullanıldı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden silah sistemleri satın alacakları yönünde beyanatlarının bulunduğu hatırlatılan açıklamada, gelişmelerin Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin sistematik bir şekilde silahlanmasına yardımcı olduğunu gösterdiği kaydedildi. Açıklamada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Kıbrıs Türk halkının güvenliğini tehlikeye atmasının karşılık bulacağı ve Rumların bu durumu anlaması gerektiği vurgulanarak şu görüşlere yer verildi. Anavatan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye'nin güvenliğine yönelecek tehditlere karşı kararlılıkla hareket edeceklerdir. Tarih, güvenliğimize yöneltilen tehditlere karşı gösterdiğimiz kararlılığı teyit etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin silahlanmasını teşvik etmeye yönelik politikası, adada ve Doğu Akdeniz'de ihtiyaç duyulan istikrar ve huzur ortamının tesis edilmesini engellemektedir. Bu politika, ayrıca, adada gerçekleri gözetecek adil, sürdürülebilir ve kalıcı bir anlaşmaya varılmasını da engellemektedir.